Yeni bir Gamurç programıyla daha karşınızdayız. 10. programımızda bu sefer geçtiğimiz hafta pazar günü Van'ın Akdamar Adası'nda Surpaç Kilisesi'nde yapılan ayini konu edeceğiz. Stüdyoda konuklarımız var. Onlarla bu konuyu tartışacağız. Haberi seyredeceğiz. Ve Van'ın tarihiyle, Akdamar'ın tarihiyle ilgili bir videomuz var. Onu da sunacağız sizlere. Bugün stüdyomuzda Agos Gazetesi'nin editörlerinden Nora Baytar var. Aynı zamanda yönetmen Nora Tataryan ve Reşat Fuat Çam buradalar. Bizimle paylaşacaklar deneyimlerini. Bildiğim kadarıyla Reşat ve Nora orada bir belgesel çekmeye gittiler. Bununla ilgili deneyimlerini paylaşacaklar bizimle. Nora da 2 yıldır, hatta daha da uzun bir süre Van'a ve Anadolu'nun çeşitli köylerine gidiyor ve oradaki her yeri neredeyse karış karış biliyor. Evet, isterseniz önce biraz sizle başlayalım. Yeni yeni geldiniz, daha dün geldiniz üçünüz de. Ve Nora, senden başlayalım. Nasıldı ayin? Ayin güzeldi. Başarılı bir ayindi diyeyim. Hı-hı. Ama geçen seneki kadar etkili değildi. Geçen sene çok daha fazla bir kalabalık vardı. 5000, 7000 gibi çeşitli sayılar söyleniyor geçen seneki katılım için. Ama bu sene bence 1000-2000 arası bir rakam vardı gelen insan sayısı. 2000 çok az değil mi ama? Çok az bir sayı. Hele ikinci kez yapılan bir ayin için çok az. Yani bu 4., 5., 6. kez yapılsaydı, bu sayıda olsaydı normal diyecektim ama yani sanki ben bunu bir balondu, yavaş yavaş sönüyor bu ilgi gibi görüyorum. İstanbul'dan gelen çok var mıydı? İstanbul'dan peki? Gelen geçen seneki kadar çok değildi. Vardı ama yani mesela bir tane turizm acentesi sadece İstanbul'dan tur düzenlemişti. İki ayaklı bir turdu diyeyim. Önce bir grup Kars ve Doğu Beyazı dolaşarak gelmişti. Bir grup da Van üstü, direkt Van'a gitti. Onlar 75 kişi kadardı. Patrikhane'nin düzenlediği bir tur vardı. Bir 30-35 kişi de öyle gitti. Bir de Bakırköy Belediyesi'nin tahsis ettiği bir otobüsle düzenlenen bir tur vardı. O da en fazla 45 kişi kadardı. Yurt dışından gelen çok azdı. Yani diasporadan katılım böyle tek tüktü diyeyim. Onlar da İstanbul üstünden yapılan turlara katılmışlardı. Ermenistan'dan gelen çoktu. Ermenistan geçen seneye göre çok daha fazla bir katılım vardı oradan. Tabii onlar öyle. Üzerinden aslında tam da programımızın konusu bu. Türkiye-Ermenistan ilişkileri. Türkiye-Ermeni ilişkileri ne kadar olsa da, geçtiğimiz yıl da öyleydi. Protestolar olsa dahi diasporadan daha çok Ermenistan'dan gelen vardı. Otobüslerle evet. Gürcistan üzerinden gelen. Yine bir 17 saat çekiyor onlar için aslında yol. Tabii. Oldukça zor olmasına rağmen İstanbul'dan uçakla gelenlerden daha fazla rakamları. Peki birazcık da size dönelim. Sizle önce birazcık bence projenizi anlatın bize. Çünkü çok ilginç bir proje ve aynı zamanda ben şuraya bağlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl Van'da bir proje idi aslında bu. Aileler evlerini açıyorlardı insanlara. Van'daki yoğun katılım, Van olacak yoğun katılımla ilgiliydi. Çoğu gazeteci Van'da geçtiğimiz yıl yanında bir Türk ya da Kürt ailenin yanında konaklayan bir Ermeni aradı. Ki bir hikaye, bir vicdan hikayesi çıkarsın ama bulamadı. Çoğunlukla korkuyordu insanlar çünkü. Biz de gittiğimizde bir ailenin yanında konaklamıştık geçtiğimiz yıl ve bu yıl da bildiğim kadarıyla oldukça fazla konaklayan oldu. Ancak çok görünür olmak istenmiyor. Sizin yaptığınız tam da bununla ilgili bir şey. Birazcık onu anlatın istiyorum. Öncelikle kimle gittiniz, nasıl gittiniz? Şimdi bizim belgesel projemizden başladım ama belgesel projemizin adı Van Hatırası. Şöyle bir şey, Amerikalı genç bir kadın olan Anuş'un ayin vesilesiyle, bu sene ikincisi gerçekleştirilen ayin vesilesiyle Van'a gitmesi ve orada bir ailenin yanında konaklaması ve geçirdiği 5 günü anlatıyor aslında belgesel. Biz de tamamen Anuş'u takip ettik, yani buradan yola çıkışını, orada yanında kaldığı Kürt aileyle geçirdiği 5 günü. Ve de ayrıca biz ekip olarak da o ailenin yanında kaldık, dolayısıyla Anuş'u göreceğiz belgeselde ama aynı deneyimi aslında biz 5. günden yaşadık. Ayin esnasında ayinle ilgili söyleyebileceklerim, biz çekim yapmaktan çok fazla gözlemleme şansı bulamadık ama Lora'nın da söylediği gibi hani Ermenistan'dan gelenler direkt dikkat çekiyordu fazlalık olarak. Onun dışında geçen sene ben ayine gitmedim ama bu sene çok daha az katılım vardı hakikaten. Oradaki aslında dediğin şey önemli bir konuyu da gündeme getiriyor. Siz orada birlikte paylaştınız ve gördünüz. Bir taraftan da aslında insanların aradığı bir Ermeni aile, çoğunlukla Türkiye'li bir Ermeni bekliyorlardı. Belki ama Amerikalı genç bir kadının böyle bir deneyimi, belki de aynı dili, Anuş bildiğim kadarıyla Türkçe biliyor ama yine de aynı dili, aynı kültürü paylaşmamalarına rağmen nasıl bir
ortam oluştu. Reşat sen ne demek istersin? Ya aslında biz biraz aile bulmakta zorlandık tabii. Genelde bak tercih etmiyorlar ama şu da bu tarz şeylere açık birisiydi ve bizim kaldığımız aile biraz farklı bir aileydi aslında. Bir bina, 16 çocuk, 6 aile. Toplam 28'e yaklaşık bir nüfusu var ve çok sıcak. Yani biz belgesel, yani Anuş'la zaten özel olarak ilgileniyor. Biz de belgesel ekip olarak sürekli bizimle çok ilgilendiler ve aslında bu sadece misafirperverlik meselesi olarak değil, bölgede Kürtler, bölgede yaşayan halk Ermenilere karşı politik olarak çok açıklar. Hı hı. Özellikle bu 15 sonrası yaşanan, 15 dönemi yaşananlarda kendi faali hissedenler de var. Politik olarak işte daha farklı çizgide olanlar. Ama onun dışında bir şeyle de karşılaştık biz bölgede. Hala Ermenilere karşı işte klasik anlamda öldürüldüğünde cennetin kapısının açılması gibi şeylere inananlar da vardı ama bizim karşılaştıklarımız daha ziyade o dönemin de yaşananlara karşı bir vicdan yapıp ve bu vicdan üzerinden Ermenilere karşı özel ilgileri olan insanlarla karşılaştık. Hı hı. Oldukça politik anlamda, kültür anlamda çok misafirperver insanlar. Geçtiğimiz yıl bizi dönerken havaalanında bir Kürt aile yanımıza gelip bizim evde kimse kalmadı, niye bizi sevmiyorlar mı? gelmek mi istemiyorlar? Lütfen söyleyin bize de birileri gelsin diye böyle bir komik, trajikomik bir duruma da düşmüştü. Ama tabii ki yurt dışından gelenlerin ve Türkiye'dekilerin korkusunu da bir anlamda anlıyoruz. Anuş bu anlamda oldukça cesaretli davranmış. Anuş'un zaten biraz kendi ilgisi de var. Daha önce bana iki kere gitmiş. Yani biraz da kendi meselesi olduğu için bize çok fazla bir şey düşmedi aslında. Anuş Vanlı bir aileden mi geliyor? Evet, Anuş'un anne tarafı Vanlı. Kendisi hatta annesiyle birlikte de Van'a gitmiş zaten. Amerika'da yetiştiği esnada da Van'la ilgili bir sürü anlatıyla büyümüş. İşte yemeklerinden hani kültüründen tut da bütün ailesindeki isimlere kadar falan böyle Van'la ilgili bayağı bir bilgisi vardı zaten Amerika'dayken de. Ama biraz daha Van'ın bugününe ilişkin aslında merak ediyordu Anuş. Zaten o merakı onu Türkiye'ye getirmiş, Van'a götürmüş falan. Bize de bunu hani takip etmek düştü zaten. Çok kolay doğal anlatmış. Güzel. Peki isterseniz önce şimdi bir haberi seyredelim. Bu konuyla ilgili çıkan haber neydi bizim televizyonumuzda? Arkadaşlarımızın, haber merkezimizin hazırladığı Akdamar'da ne oldu? Haberini seyredelim. Daha sonra burada sohbetimize devam edeceğiz. (Gülüyor) 95 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez ibadete açılan Ahtamar Kilisesi'ndeki bu ikinci ayin için hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Çeşitli kamu kuruluşlarından 400 görevli ayin için görevlendirildi. Van'a gelen konuklar sabahın erken saatlerinde teknelerle adaya taşındı. Van Gölü'nün ortasındaki Ayna adlı ada üzerindeki kiliseye gelenler arasında din adamları da vardı. Ayini Ermeni Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan'la birlikte gelen Episkopos Şahap Maşalıyan yönetti. Ayine resmi olarak Ermenistan'dan kimse katılmazken Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Osman Şahin törende hazır bulundu. Ayini yapacak din adamlarının şapeldeki hazırlıklarının ardından dualarla kiliseye girildi. Mum yakıp ilahiler eşliğinde dua edenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Episkopos Sahap Maşalıyan'ın yönettiği ayin dışarıda da devam etti. Dışarıda Ermenilere kutsal ekmek dağıtıldı. Geçen yıla oranla katılımın az olduğu ayinin ardından Ermeniler kendileri için hazırlanan teknelere binerek adadan ayrıldı. Başpiskopos Aram Ateşyan'ın aralarında olduğu Ermeniler adadan ayrılırken ülkücü bir grubun protestosuna maruz kaldı. Evet, tekrar stüdyodayız. Biraz önce haberi seyrettik. Doğru bir toparlama olmuş mu? Sen bir gazeteci gözüyle ne söyleyeceksin? Güzel bir toparlama olmuş. Peki, tabii daha ayrıntı çok var ama yani bu kadar. Bahsettik. Yine her zamanki gibi video dönerken biz burada sohbete devam ediyoruz. O sırada bahsettin. Vaazı Sahak Maşalyan yapmış. Sahak Maşalyan yaptı ve çok güzel konuştu. Hı-hı. Bu topraklar kana doydu dedi. Yani cesur bir konuşmaydı bence. Türkçe mi yaptı Ermenice mi? Türkçe yaptı. Uzun da bir konuşmaydı ama özetle gerçekten etkili bir konuşmaydı. Güzel. Aynı zamanda bir de protesto görüyoruz orada. Çıkışta çok fazla, çok küçük gözüküyor 9-10 aslında. 9-10 kişilik yani şöyle zaten bütün gazeteciler şeydeyken, adadayken olan bir gösteriydi o. Kimsenin haberi olmadı. Bir tane gazeteci Gevaş'taymış, iskeledeymiş.
Onun aktarımıyla hepimiz de öğrendik. Hı hı. Bir bildiri dağıtmışlar. Biraz bağırmışlar. Peki siz Van'dayken, yani bunu genel bir soru olarak algılayın lütfen. Hani Van'dayken herhangi bir tansiyon ya da gerginlikle karşılaştınız mı değil de sezdiniz mi diye soracaktım. Sen dediğin kadarıyla çok açık bir Van tahlil ediyorum aklımda ama nasıl? Yani ayin üzerinden bir gerginlik olduğunu hissetmiyorum ama Van'ın ve bölgenin mevcut gerginliği zaten biliniyor. Biz gelmeden bir gün önce de ufak çatışmalar olmuş galiba ama ayine ilişkin bir çatışma yok. Hatta yani ayine katılacak olan Ermenilerin kaldığı yerler çok steril alanlarda ve mümkün olduğunca korunaklı bir şekilde yürütüldü o işler. Hı hı. Hatta yani yerel halkla çok fazla temas edilmesi engelleniyor gibi geldi bize bir ölçüde. Biz bu yüzden de biraz o şeyi, Van projesi, misafirlik projesini önemli buluyoruz. Aslında biraz çok şey gibi yürütülüyor. Orada hiçbir sorun yok. İşte kiliseye gidebilirsiniz. Kilisede her an sürekli bir turizm havası estiriliyor. Ama aslında şey yani Ermenilerle ilgili bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Kürtler ve çok açık buna. Devlet de bu konuda teşviğini yapıyor. Lakin Van'ın kendi gerginlikleri vardı biraz. Ermenilerden bahsediyor. Orada peki sen ne zaman gittin? Cumartesi yani ayin günü mü? Cumartesi günü gittim. Hatta din adamlarıyla aynı oteldeydim ben. Hı-hı. 24 tane din adamı vardı Patrikhane'den görevli. Ama yani onun yarısı kadar da koruma vardı diyebilirim. Zaten görüntülerden de belli oluyor. Adada da çok fazla sayıda koruma varmış. Su altında bile koruma vardı. Su altında? Evet. Havada, karada ve suda korunduk. Peki yani. Adadaki ayinden neler söyleyeceksin? Yine mumlar yakıldı, içeride ayin yapıldı. Geçen yıl bir ufak bir nişan töreni bile olmuştu orada aslında. Yok, bu sefer öyle bir şey olmadı. Ama mumlardan elde edilen geliri Somali'ye bağışlayacaklarını duyurdular. Güzel. Öyle normalde şey bu mumlardan vardı. Elde edilen gelir Patrikhane'ye mi gidiyor yoksa? Bildiğim kadarıyla Patrikhane'ye gidiyor. Bu yıl demek ki Somali'deki felaket üzerine Somali'ye bağışta bulundular. İyiymiş. Öyle. Peki bu tarafa dönmek istiyorum haberden. Birazcık bu projeyi neden yapmak istediniz ve nasıl değerlendireceksiniz? Yani biraz önce de Reşat anlattı aslında ama ya bu ayini hani tabii çok kıymetli bulmakla beraber ayindeki karşılaşmalardan öte hani bu bizim takip ettiğimiz Anuş'un ve bir Kürt bölgedeki bir Kürt ailenin hani karşılaşmasını daha kıymetli buluyoruz aslında. Çünkü hani o demin de söylediğin ya sterillik meselesi. Yani orada gerçekten gördük hani Ermeniler geliyor, bir otelde kalıyor, ayine gidiyorlar botlarla, gemilerle ve hani çok da fazla aslında bölgedeki halkla konuşma imkanı bulamıyorlar çok fazla ki bence ayine vesile olabileceği en güzel şeylerden biri de bu. Hani gerçekten bu iki halkın konuşacak şeyleri var. Hani biz biraz daha buna bunun kaydını tutmak için diyeyim bu projeye kalkıştık. Ya hakikaten de gördük ki de ya Anuş da zaten bu konuya çok meraklıydı ama hani gördük ki gerçekten Anuş'la orada biz Bişer abinin evinde kaldık. Onun ve ailesinin konuşacak bir sürü şeyi oldu. Biz mesela, de bunların kaydını tuttuk. Mesela ne konuşuluyor? Yani ilk mesela karşılaşmada neler konuşuluyor böyle bir yerde? Ya tabii ilk karşılaşmada Anuş'un hani özel durumu ve Türkçeyi çok iyi bilmesi, Kürtçe bilmesi vesilesiyle hani biraz daha tanışma gibi geçti ilk karşılaşma ama sonrasında çok daha derin muhabbetler oldu. Ya şimdi ben de onları böyle çok güzel insanlardı falan diye romantize etmekten bile ağır ediyorum yani utanıyorum ama hakikaten çok güzel sahici konuşmalar oldu yani. Güzel. Biz belgesele saklayalım bunu. Evet. Peki belgesel ne zaman tamamlanacak? Ne zaman görücüye çıkacak ya da? Ya umuyoruz ki 3 ay içinde bitirebileceğiz. Çünkü kurgusu çok fazla çekim aldık. Çok fazla yere gezdik. Yani 7 kiliseye de gittik. İşte Aşil Gorkin köyüne de gittik. Dolayısıyla aslında Nora'nın söyleyeceğine ek olarak şunu da söyleyebilirim o sterillik meselesiyle ilgili. Şöyle bir durum var ki biz mesela yani Van Ermeni mirasının üstüne çok çok tahrip edildiği bir yer olmasına rağmen işte Ahtamar korunabilmiş bir yer. Belki adada olması itibariyle korunabilmiş olduğuna dair tezler var orada. Ama çok yani ayin evet çok güzel şeylere vesile oldu ama bir yandan da şöyle bir tehlike içinde barındırıyor oraya çok fazla yatırım yapmak. Mesela 7 kiliseye gittik harabe halde. İşte Aşil Gorkin köyüne gidiyoruz bir kilise var üzerine ev yapılmış. Yani Van'ı Ahtamar'da bırakmak gibi bir tehlike taşıyor aynı. Evet birçok şeye vesile oldu ama birçok şeyin de üzerine örtme riskini taşıyor beraberinde. Biz gittiğimizde o şeyi de gördük, hırpalanmış hali de gördük. Biraz aslında oralara dair bir yatırım yapmak belki çok daha şey olacak. Belki sen bunu çok iyi anlatabilirsin Nora. Çünkü sen normalde sadece ayin döneminde değil, hatta geçtiğimiz yıldan da önce çok fazla gittin bana ve bölgeyi de gezdin.
Böyle bir tehlike gerçekten söz konusu mu? Ya da biz sadece aslında belki de Van'da sadece Ahtamar'ı biliyoruz. Ahtamar Adası'nı ve Surpaş Kilisesi'ni. Ama Van'da daha neler var? Van'da bir kere Van Gölü'nde 4 tane ada var. Biz sadece Ahtamar Adası'nı biliyoruz ama Çarpanak Adası var, Adir Adası var, Lim var. Bunların hepsi birbirine yakın mı yoksa bunların aynı bölgede? Bunların hepsi birbirine çok yakın değil. Van Gölü zaten bildiğiniz gibi çok büyük bir göl. Deniz diyorlar zaten oraya. Yani birbirinden biraz uzaktalar ama yani hepsine ulaşım mümkün. Hepsine yakın bir iskele bulabiliyorsunuz gitmek için. Hatta şimdi Çarpanak'ın yakınına bir iskele yapıldı. Bence Çarpanak Ahtamar kadar önemli. Hatta belki daha da önemli çünkü çok daha büyük bir manastır. Evet. Ama çok kötü bir durumda. Martıların adası olmuş durumda çünkü orası. Ve gayet kuş sesleriyle dolu bir ada. Martıların orası yani insan giremiyor. Tabii girebiliyor ama girdiği zaman martılarla karşılaşıyor. Yani onların ciddi bir tehlikesi var orada. Aynı zamanda Yedi Kilise'den bahsettiler. Kıyıda da adada olduğu kadar kıyıda da bir sürü tabii, kilise var evet. Anladığım kadarıyla. Evet, Varak Köyü'nde Varak Manastırı var. Yedi Kilise diye de geçiyor. Peki bu ilgi normal dönem dışında da var mı? Hem gazete dolayısıyla takip de ediyorsunuzdur. Yani sadece benim tahminim de o. Bu ilginin azalmasının sebebi büyük bir ihtimalle insanlar normal zamanlarda da hani Eylül değil ama Ekim ya da Ağustos, Temmuz aylarında da Van'a gidip görme şansına erişebildiler artık belki de. Çünkü aslında Van'a gitmek çok zor değil. Yani Van'a gitmek için hani çok aşırı bir zorluk yaşamıyorsunuz. Gidiyorsunuz otobüsle ya da uçakla. Ahtamar'a geçmek de zor değil. Basit bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Yani belki Anadolu'nun başka yerlerine gitmek daha zordur. Daha farklı bir yolculuk yaparsınız. Yani ulaşımı zordur, bilmezsiniz, her şey ortada değildir. Ama Van daha kolay bir yer bu anlamda. Ve tabii Ermeniler için çok önemli. Yani dünya üstündeki bütün Ermeniler Van'ın Ermeniler için ne kadar önemli olduğunu az çok bilirler. Ve Anadolu'ya geldiklerinde görmek istedikleri iki yerden biridir. Biri Kars'ta Ani'dir, biri de Van'dır. Aslında şeyi çok doğru bir örnek. Biraz önce haberde de seyrettik. Bir bayan gördük, bir kadın gördük orada. Kaç yaşında demiştin 82 sen? 82 yaşında. Ve Bakırköy Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüste gelmiş. Ve yani kaç saat gelmiş? 25 saat en az yolculuk etmiş ve ayakta duramıyor. Yani bastonuyla zar zor duruyor. Konuştum kendisiyle, uht ettim diyor. Yani bir şekilde ben buraya gelmeliydim diyor. Burayı görmeden ölmek istemiyorum diyor yani. Peki gelenler daha çok Vanlı mı mesela o otobüslerle hayır, yoksa? Hayır hiç değil. Bu konuştuğum kadın Sivaslıydı zaten. Sivas'ı görmemiş mesela. 1950'de 18 yaşındayken çıkmış, evlenip çıkmış oradan. Bir daha Sivas'a gitmemiş ama Van onun için Sivas'tan daha önemliydi. Aslında Ermenilerin tarihinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda ben de birkaç kere söylemiştim. Herhalde oğlunu yani çocuğunu, kızını Van'da vaftiz etmek istemeyen kimse yoktur. Hoş, şu anda kilise diye tahsis edilmedi değil mi? Bildiğin yok hayır. Orada müze düğün vaftiz yapılamıyor. Geçiyor, hayır. Müze olarak. Girişte de para veriyor muyuz? 3 lira veriyoruz. Kültür Bakanlığı'na bağlı müze olduğu için girişte para veriyoruz ama yılda bir gün kilise olarak kullanıyoruz. Peki o zaman birazcık belki tarihinden bahsettik. Şimdi Ahtamar Adası'nın ve Surpaç'ın tarihi ve birazcık üzerindeki freskler, kabartmalarla ilgili bir şeyler söyleyelim. Bununla ilgili hazırladığımız bir video vardı. Şimdi onu seyredelim. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En eski kaynaklarda Ahtamar Adası'nın adı Gevaş bölgesinde hüküm süren Ermeni Rüştuni sülalesine atfen Rüştunik Adası olarak geçmektedir. 705 yılında Rüştüne'nin öldürülmesinden sonra adaya bu isim verilmiştir. Ada üzerindeki sivil yerleşimin 16. yüzyıl başlarına kadar canlı olarak varlığını sürdürdüğü ve 1535 Osmanlı-İran Harbi'nde tahrip edildiği anlaşılmaktadır. 16. yüzyıldan sonra sivil yerleşimin bulunmadığı adada Kutsal Haç'a adanmış bir Ermeni manastırı şu anki kilisenin bulunduğu alanda faaliyet göstermiştir. ...19. yüzyıl sonlarında 300 civarında keşişin ikamet ettiği manastır, 1895 ve 1915'te bölgeden toplu göçlerden ve katliamlardan sonra terk edilmiştir. Ermeni Kilisesi'nin ruhani başkanlığı olan Ana Patriklik Makamı, 10. yüzyıl ortalarından 1101 yılına kadar Ahtamar Adası'nda bulunmuştur.
Makamın 12. yüzyılda Kilikya'ya taşınmasından sonra da Ahtamar Kilisesi 19. yüzyıla kadar önderlik iddiasını devam ettirmiştir. Ahtamar Kilisesi M.Ö. 915-922 yıllarında Vaspurukan Kralı 1. Gagik tarafından bir saray kilisesi olarak yapılmıştı. Kilisenin mimarı aynı zamanda bir keşiş olan Manuel'dir. Ancak gerek kilisenin gerekse beraberindeki saray ve kentin planlamasında kralın bizzat kendisinin projeye katkıları olmuştur. Yapının cephelerini dolanan süslemelerde ışık gölge oyunlarıyla bu renkli kütleyi daha etkileyici kılar. Kilise belirlenemeyen bir zamanda muhtemelen sarayın ortadan kalkmasından sonra etrafına yapılan binalarla manastır kilisesine dönüştürülmüştür. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına ait fotoğraflarda kilisenin özellikle güney yönünde gelişmiş çift katlı manastır yapıları dikkat çeker. Bu yapılardan bazı duvar ve temeller halen görülse de yapılar yıkılmıştır. Ahtamar Kilisesi'ndeki taş şeritler dış cephede yukarıdan başlayarak dört ana kuşakta yoğunlaşmıştır. Birinci kuşakta saçak altına yerleştirilmiş figürlü yüksek abartmalar yer alır. Kubbenin konik külahının saçağının altında birbiri ardına koşan aslanlar, panterler, köpekler, kazlar, karacalar, gazallar, yaban domuzları resmedilmiştir. Genelde bir yöne doğru akan hareket, batı yönde bazı insan maskları ve güneydoğu köşede dinlenircesine karşılıklı oturmuş keçi ve tavşan figürleriyle kesintiye uğrar. Koşan hayvanlar daha aşağıda, kilisenin kuzey, güney ve batı haç kollarının çatıların saçakları altında tekrarlanır. Cepheden verilmiş dört yöndeki İncil yazarları bir elleriyle alttan kavradıkları İncilleri tutarken diğer elleriyle belli belirsiz kutsama işareti yapmaktadır. Bunlar doğuda Yahya, batıda Matta, kuzeyde Markos'tur. Güney haç kolu alanındaki Lukas, çan kulesinin fenerinin arkasında kaldığından görülemez. Yapı içindeki taş, plastik, yalnız Güney Haç Kolu'nun içindeki bugün bulunmayan Kral Mahfili'nin korkuluğunda yer almaktadır. Evet, Ahtamar'daki Surp Haç Kilisesi ile ilgili kısa bir tarihi bilgi aldık. Şimdi tekrar stüdyodayız, sohbete devam edeceğiz. Aslında senle yine video arasında konuştuk. Söyledin kilisenin önemini ve bir taraftan da restorasyonda aslında eksik kalan yerler var belki de. Biz şimdi gördük videoda bazı kabartmaların gözleri yok. Onunla ilgili bir efsane var. Burada zümrütler, taşlar varmış diye. Böyle bir şey gerçekten var mı yoksa bu bir söylenti mi? Ya böyle bir efsane var. Gerçekliğini ben de bilmiyorum. Peki restorasyonla ilgili neler söyleyeceksin? Restorasyon aslında başarılı bir restorasyon. Yani aslına uygun olarak yapılmış bir restorasyon. İyi bir şey yani iyi bir sonucu oldu bu restorasyon. Çünkü biliyorsunuz restorasyonlar genelde hüsranla sonuçlanabiliyor. Evet. Ama bu sefer yapılan, burada yapılan belki danışmanlar eşliğinde yapıldığı için hem Ermenistan'dan mimarlar vardı hem buradan Ermeni mimarisine hakim mimarlar vardı. Hı hı. Yani konusunda uzman kişilerle çalışıldığı için belki bence başarılı bir restorasyondu. Hı hı. Peki spesifik olarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Surp Haç Kilisesi'ndeki ayinin özellikle geçen sene çok fazla politik olarak kullanıldı. Nasıl bir yeri var sence? Yani bir taraftan bu biraz önce de söyledin Haçlı ilk ayin. Evet. Ve buna rağmen rakam giderek düşüyor. Ve nasıl bir şey bekleyebiliriz? Nasıl bir yardım dokunabilir bu restorasyonların Türkiye-Ermenistan ilişkilerine? Yani aslında geçen sene haç olmadığı için gelmeyen, haçı bahane edip gelmeyen çok kişi vardı. Hı hı. Onların bu sefer haçlı ayine katılmalarını ben şahsen beklerdim. Hı hı. Ama yani bunun gerekçesini tabii bilemiyoruz. Tabii bu sayının düşmesinin başka sebepleri de olabilir. Hı hı. Ama Ermenistan için burası tabii önemli, politik olarak da önemli bir alan. Mesela Ermenistan'dan resmi olarak katılımın olmadığını biliyorum ben. Hı hı. Halk gerçekten çok fazlaydı. Geçen seneye oranla dediğimiz gibi daha fazlaydı ama yani resmi katılımcı yoktu. Hı hı. Onların da olması gerekirdi. Hı hı. Belki tabii diplomatik ilişki olmadığı için davet edilemediklerini öne sürüyor olabilirler. Belki, ama evet. Hı hı. Yine de gelmiş olabilirler. Çünkü Ahtamar aynı zamanda
ana patrikliğin zamanında olduğu bir yer. Evet. Kabartmalarla ilgili neler söyleyeceksin? Bu kadar sıkıştırıyorum çünkü bir taraftan Laura sanat tarihçisin sen ve hem gezdiğin yerleri biliyorsun hem Ani hem Akdamar'la ilgili de detaylı bilgi alabiliriz senden diye düşünüyorum. Kabartmalar tabii önemli. Yani bu şekilde kabartmalarla bezenmiş başka bir kilise daha yok. Hı-hı. Bu tek bir örnek. Korunabilmiş olması da çok önemli. Bugüne kadar gelebilmiş süsleme detaylarıyla. Her biri ayrı bir Akdamar'ı, şey. Daha doğrusu Van'daki diğer kiliselerde de böyle kabartmalar rastlıyor muyuz yoksa? Böyle kabartmalar yok, hayır. Fresklere rastlıyoruz ama kabartma yok. Tabii freskler de genelde tahrip olmuş, harap olmuş freskler. Hı-hı. Bunun içindekiler de iyi durumda. Zaten restorasyondan sonra da bayağı bir şey durumda, iyi durumda. Hı-hı. Peki Türkiye'de bu kadar değerli başka bir, değerli demeyeyim de hani her yapı değerli. Ama bu kadar fazla imkanı olan ya da gösterişli herhangi bir başka yapı daha var mı? Tabii mesela Diyarbakır Kilisesi var. Orta Doğu'nun en büyük kilisesi olarak geçiyor. O da şu anda restore ediliyor. Zaten bitme aşamasında önümüzdeki ay açılışı yapılacak. Ki bence Ahtamar'daki ziyaretçi sayısını düşüren en önemli faktörlerden biridir. Çünkü ilk defa orada ayın 23 Ekim'de yapılacak. Yani gelmek isteyenlerin bir kısmının oraya gideceğini, onu yani tercih yapmaları gerektiğinde orayı tercih ettiklerini düşünüyorum. Belki de sınır açılsa bu sefer başka bir turizm başlayacak. Herkes Diyarbakır'a, Van'a ayda bir gidiş gelişler başlayacak. Tabii, inanç turizmi. Tabii inanç turizmi çok ciddi bir alan kaplayacak. Peki biraz sizle devam edelim. Bu projelerin, daha doğrusu bu karşılaşmaların önemine biraz dokunmak istiyorum. Dokunmak derken hem aklımdaki şey de o, kelime de oydu söylemek istediğim. Çünkü hep bununla karşılaşıyoruz projelerde. Bir Ermenistanlı ya da bir Ermeni, bir Türk, Kürt kimse karşılaşmadan sadece yazışmalarla ya da televizyonlar, medya üzerinden konuşmalarla herhangi bir yere varılamıyor. Ama insanlar beraber oturup yemek yediğinde, konuştuğunda, dokunduğunda her şey başka bir yere kayabiliyor. Bununla ilgili sizin gözlemleriniz ne? Tam olarak hani hem kaldığınız evde hem de Van'da genel anlamda ve genel soruyorum. Ya şu demin hani Barış hakkında da biraz konuştuk ya, onun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum önce, sonra da buraya geleyim. Hani ayin barışa vesile oluyor, devletler arası bir diyaloğa vesile oluyor belki ama aslında hani Ahtamar'ın şeyini de düşünmek lazım. Hani bir gün ayin açılıyor ama diğer günlerde müze olarak hizmet veriyor. Hani bu ikilik de bence önemli çünkü aslında yani müze olarak Ahtamar'da Ermenilere dair hiçbir enformasyon göremiyoruz. Yani oraya gittiğimizde hiçbir enformatif herhangi bir bilgi yok. Sadece bir kilise, yani en ufak herhangi bir bilgi de yok. Hani çünkü çok ciddi bir anlatı var orada, resmi bir anlatı var, Urartu Ağa'dan kalma falan diye. Yani ona dair de bir anlatı yok. Yani müze olarak bence çok fazla hizmet vermiyor aslında. Hı-hı. Hani bir günde ayna açılıyor, o da böyle çok büyük bir barış vesilesiymiş gibi gösteriliyor ama hani esas bence barışa vesile olabilecek şey bu senin de bahsettiğin diyaloglar. Buradan ona geçeyim. Bizim yaşadığımız Anuş'la yanında kaldığımız ailenin konuşmaları esnasında yani orada Ahtamar'da ayinde konuşulan devletler arası diyalogdan çok daha farklı bir şey var tabii. Çok daha insan hikayeleri çıkıyor ortaya. Hı hı. Yani çok da fazla yine romantize etmek istemiyorum ama yemeklerden tuttu hani mesela Anuş'un işte büyük annesi aynı yemeği yapıyormuş mesela, işte ayranış çorbası, tanabur Ermenicesi falan. Hani o ortaklıktan böyle bir sürü konuşması çıkıyor, bir sürü değerli şey çıkıyor. Ya bir de onun ötesinde şeyin, bizim kaldığımız aile de tabii hani bu kampanyaya başvuran aileler olsun, bu anlamda hem meseleyi çok sahiplenmiş aileler hem de zaten konuşmak isteyen aileler olduğu için onlar için de direkt bir vicdani mesele, bir özür meselesine dönüşüyor. Yani bu hani kameranın kapalı olduğu zamanlarda bizle de konuşmalarından tut, hani Hrant Dink cinayetinden bugün Ermeni toplumunun birçok meselesine aslında sahiplenmiş bir halk zaten Kürt, hı hı, halkı. Hani daha çok bunlar konuşuluyor. Barış üzerine değil de biraz daha sorun üzerine konuşacak şeyleri var bu iki halkın. Hani onlar konuşuluyor ve esas barışa hizmet edecek olan zaten onlar. Ve çekimler esnasında mesela çok ilginç bir an yaşadık aslında. Bir tane Ermeni kadın mesela geldi. Burada Türk bayrağı değil de Ermeni bayrağı nasıl olmasını istiyorum dedi. Ve oradan da yine bir arkadaş şey dedi, yani burada hiçbir bayrak asılı olmasın, hani bu bayrak meselesi değil dedi. Aslında tam da benim de bahsetmek istediğim şey öyle bir şey. Yani hani bayraklarla, devletlerle tüketilmesinden öte o iki halkın buluşmasını, konuşmasını, hani yemek yemesini çok daha kıymetli buluyorum yani. Doğru. Kendi adıma. Doğru. Buradan aslında dediğin önemli bir şey. Ben de
kaldığımda geçtiğimiz yıl bir ailenin yanında her sabah 82-83 yaşında bir kadın kalkıp kahvaltı hazırlıyordu. Saat 6'da kalkıyor, kahvaltı hazırlıyor, tereyağını vesaire her şeyi hazırlıyor. Artık kalkma dediğimiz zaman yok Ermeni komşularımız gitti, bir tane Ermeni göndermişler bana, ona iyi bakmam lazım şeklinde bir yorum yapıyordu. Peki o zaman programımızı kapatmadan önce kısa bir video daha seyredelim. Aslında bir haber. Önümüzdeki hafta Talar Dans Grubu Ermenistan'a gidecek. Orada bir gösteri yapacak. Definitely. Daha önce burada da yapılan bir kıyafet şöleni diyelim, moda şovu gerçekleştirecekler ve aynı zamanda dans edecekler. Arkadaşlarımız onlar Ermenistan'a gitmeden önce son provalarına katıldılar ve Genel Sanat Yönetmeni Julia Mutlu ile bir röportaj yaptılar. Şimdi onu seyredelim. Ben bu yıl bir yıl süre içinde 85 kıyafet diktim. Bu Anadolu'da yaşayan eski atalarımız diyelim, onların giydikleri kıyafetler, onların araştırmasını yaptım. Ve her yöreden kıyafetler diktim. Bunları sergiledik. Burada bir gösteri yapmıştık zaten kışın. Sonra dışarıdan teklif geldi. Gitmemizi istediler. Biz de toparlanıp gitmeye karar verdik. Şimdi o defileyi, aynı defileyi orada da sergileyeceğiz. Ayrıca dans grubu olduğumuz için üçte oyunumuz var. Denedikli iş yapan tüccarlarımız varmış. Onların kıyafeti, en eski kıyafet o. 1590 tarihli. Oradan itibaren bugüne kadar ne bulabildimse onları. Yani mesela yeni gelin kıyafeti var, gelin kıyafeti var, çocukların giydiği kıyafetler var, yaşlıların giydiği kıyafetler karışık tabii. Bu dans grubunda yer almak, burada dans etmek nasıl bir duygu? Çok büyük bir zevk. Bir kere hani böyle bir dans falan da. Zaten ben 5 yaşından beri bu grubun, küçük grubundan beri başladım. Yetiştim, büyüdüm ve artık büyüklerle birlikte oynuyorum. Büyük bir mutluluk, büyük bir haz o sahneye çıkıp o alkışları almak, her şey. Çok keyifli geçiyor her şey. Mutluyuz. Peki bu gösteriyle Ermenistan'a gidip orada bir Ermeni seyircilere bu oyunu oynamak nasıl bir duygu olacak? Heyecanlı. Tabii ki çok heyecanlıyım çünkü hani onların yöresinin, onların dansları bir yerde neredeyse. Onlarla, onların karşısına çıkabilmek çok etkileyici bir şey. Benim için öncelikle önemli olan dans etmemiz. Yani bizim yaptığımız işi başka yerlere taşımak. Onu herkesin görmesi çok büyük bir iş, çok büyük emek verilmiş olan bir iş. Hani bunu herkesin geniş çaplı olarak görülmesi çok daha gurur verici bir olay. Biz burada belirli bir sayı kitleye hitap edebiliyoruz ama bunu oralarda da yapmak çok ayrı bir gurur verici. Kaç senedir dans ediyorsun? 13-15 senedir dans ediyorum bu grupta ama 8 yaşından beri dansın içindeyim. Peki bu grupta dans etmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yeni gelen arkadaşlarımızı onları motive etmek, onlarla beraber dans etmek çok güzel bir duygu. Peki şimdi Ermenistan'a gidiyorsunuz bu sergilediğiniz dans gösterisiyle. Oraya gitmek size ne hissettiriyor? Mesela heyecanlı mısınız? Biz çok yerlerde gösteriye çıktığımız için tabii ki bir heyecanımız var. Yani değişik bir yere gidiyoruz. Kendi görsel hareketlerimizi, defilemizi, her şeyimizi yani kendi kültürümüzü orada sunacağız. Tabii ki güzel bir duygu. Bunun coşkusu içerisindeyiz. Heyecanlıyız da. Her sahneye çıktığımızda bu heyecanı yaşıyoruz. Zaten yaşayamasak bunları yapamayacağız. Bütün arkadaşlarımla iyi bir şey olacağına eminiz. Bakalım gidelim göreceğiz. Evet, programımızı kapatmadan önce son bir kez daha stüdyodayız. Artık sizden birkaç görüş isteyeceğim. Daha doğrusu Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Sen hem gazeteden dolayı hem de bütün bu çalışmalardan dolayı
aslında birçok şeyin yapılabileceğini gördük. Ağustos'ta yer alan haberler zaten bunları açık açık gösteriyor. Giden, gelen konserler vesaire. Siz bir taraftan sinema yapıyorsunuz. Bununla uğraşıyorsunuz. Türkiye Ermenistan Sinema Platformu var. Onun çalışmalarını ne kadar takip edebiliyorsunuz? Neler yapılıyor ya da nasıl işler çıkıyor? Bunlarla başlayacağız. Senle başlayalım istersen. Bence politik anlamda artık yani yapılacak bir şey yani mutlaka var ama politik anlamda yapılan şeyler bir adım ileri bir adım geri gibi oluyor. Halkın bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani halk birbiriyle ne kadar çok temas ederse o kadar çok birbirini anlıyor. Buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler, bunların sayısı arttıkça bu ilişkiler daha da gelişecek. Ve politik düzeye gerek kalmadan bence halk zaten birbirini anlayıp birbirini tanıdıktan sonra böyle bir sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki bir taraftan da sanatsal açıdan çok daha farklı bir yerde. Yani işler aldı başını gidiyor diyebiliriz. Birçok proje yapılıyor. Özellikle sinema alanında ortak yapımlar. Türkiye'deki film festivallerine birçok yapım geliyor. Ermenistan'a da gidiyor. Bunları nasıl değerlendirebiliriz ya da nasıl adımlar atabiliriz? Dolaysızlaşmaya ihtiyacı var aslında bu iki halk arasındaki ilişkilerin. Yani hep yani Türkiye'dekiler üzerinden konuşursam daha ziyade hep dışarıdan bir yerden bir kudret tarafından belirlenmiş anlatılarının aslında karşılıklı birbirine dolaysız bir şekilde iletişime geçmesi gerekiyor. Aslında Loran'ın söylediğine biraz tekabül ediyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey ve bizim gibi birçok proje yapılıyor böyle. Ve bu karşılaşmaların her birine ne kadar yatırım yapılırsa o kadar bence de bu dolaylandığı yerde hırpalanan karşılaşmalar yeniden düzenlenebilecektir diye düşünüyorum ben de. Ama çok büyük devasa bir mesele olunca böyle. Nora sen neler söyleyeceksin? Ya tabii hakikaten sinema ya da sanat hani buna çok kolay vesile olabiliyor. Çünkü çok daha şey bir alan, yani iki halkın buluşabileceği ve ortak bir şey yapabileceği bir alan. Sivil toplum örgütleri de hani senin dediğin sinema, yani Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu buna çok güzel bir zemin açıyor aslında. Yani sanat hakikaten bunun bir dolayı mı olabilir ama tabii ki politik, yani ne bileyim mesela sınır açılmaları hani ilk aklıma gelen direkt o geliyor. Hani çok majör problemler var. Yani böyle sanat, sinema bu majör problemleri kendi başına tabii ki çözemez. Ama güzel bir vesile oluyor. Hani bu bakımdan sivil toplum örgütlerinin de zaten bu dönemde çok yükselişte olduğu bir dönemde bu Ermenistan-Türkiye şeyinde çok sahipleniyorlar yani aslında. Bir sürü proje var benim bildiğim yani. Birçok sivil toplum örgütünü de burada konuk ettik zaten programımıza. Hem gerek Anadolu'nun çeşitli köylerinde yapılan kamp projeleri, gerekse Ermenistan'la ilgili müzik, sinema ortaklıkları da var. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Önümüzdeki hafta Gamuç 11. programıyla devam edecek. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Bu vesileyle aslında konumuz özel bir nitelik kazanacak. Türkiye'de yaşayan göçmen Ermenistanlı ailelerin çocuklarını nasıl eğitim aldığını tartışacağız burada. Stüdyomuzda eğitimci konuklarımız olacak ve şu anda İstanbul'da birkaç yıldır devam eden bir tırnak içerisinde kaçak okula konuk olacağız. Oradan yaptığımız röportajları sunacağız sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.